Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu öncelikle? Chat kısmından yazabilir misiniz? Teşekkürler. Bir iki dakika daha bekleyip webinara başlayacağım. Ekran paylaşıptım şu an. Ekranımı görebiliyor musunuz? Teşekkürler. Tamamdır. Bir iki dakika daha bekleyip webinara başlayacağım. Tekrardan herkese merhabalar diliyorum. Arena Bilgisayar'da satış mühendisi olarak çalışıyorum. İsmim Ömer. Tren, mikro ve SolarWinds ürünlerine bakıyorum. Bugün webinar serimizin 3. serisi olan Tren Micro Cloud One'u anlatacağım. Bu ürün cloud platformu için geliştirilmiş bir ürün. Deep Security ürününü biliyorsunuzdur. Deep Security ürününün Deep Security as a Service yani cloud versiyonu ek olarak Amazon, Azure gibi platformlar için Container Security, File Storage Security, Application Security, Network Security gibi koruma sağlıyor. Zaten isminden anlaşılacağı üzere Cloud One hani cloud çözüm ve One da all in one bir çözüm olmasından geliyor. Application Security, Network Security, File Storage Security, Container Security gibi kısımlar için bir Amazon ya da Azure hesabıyla entegrasyon yapmanız gerekiyor. Hani daha çok üzerinde API'lerle konuşuyor. API'leri bağlıyorsunuz. Geri kalanı Cloud One hallediyor gibi. Burada daha detaylı olan kısım Workload Security. Çünkü Deep Security'nin birebir hali burada. Ben bugün onun üzerinden ilerleyeceğim. Teknik bir eğitim vereceğim. Yine geçen haftalarda olduğu gibi. Öncelikle tabii Workload Security ile gelen özelliklerden bahsedeyim. Bir Intrusion Prevention dediğimiz bir koruma var üzerinde. IPS olarak düşünebilirsiniz. Biz buna sanal yamalama da diyoruz. Bu özellik Deep Security ajanı kurulu olan makinelerde Windows olabilir, Mac olabilir, Ubuntu olabilir, Red Hat olabilir, CentOS olabilir. Aklınıza gelebilecek Debian olabilir. Aklınıza gelebilecek birçok işletim sistemini destekliyor Deep Security ürünü. Bu ürünlerdeki çıkan zafiyetleri güncellemesi geçilmeden ya da daha güncellemesi çıkmamışken koruma sağlıyor. Bu ürün diğer markalarda çok benzerini bulabileceğiniz bir ürün değil. Çünkü Trend Micro sunucu mimarisinin client mimarisine göre farklı olduğunu düşünerek özel olarak geliştirdiği bir ürün. Tabii bunu Cloud One haline çevirdi. Çünkü gelecek Cloud'a kaydığı için sunucu işte işletim sistemi maliyetlerini kaldırıp daha efektif hızlı bir çözüm sağlayıp bakımı kolay bir çözüm sağlamak için. Bu IPS'i Trend Micro'da öne çıkarmasının ikinci bir sebebi ZDI denilen Zero Day Initial diye bir firma var. Bu firma geçen sene Microsoft tarafında 1000 küsür tane zafiyet buldu. Genelde ortalama 3-4 senedir zafiyetlerin %70 ile %90 arasında yani Microsoft, Adobe gibi böyle kurumsal
firmalardaki zafiyetleri bu ZDI firması buluyor. Tabii bu bulduktan sonra Trend Micro ile paylaşıyor. Trend Micro ilgili IPS kuralını yazıp ürününe yolluyor. Siz de hani belki Microsoft'un bile haberi olmamışken açıktan korunmaya başlıyorsunuz. ZDI Microsoft'la açığı paylaşıyor. İşte Microsoft bir publish ediyor, yamasını çıkarıyor falan derken ortalama 70 günlük bir kurumsal süreç var. Yani 70 gün önceden size bir koruma sağlamış oluyor genelde %90 oranında. Onun dışında cihazın üzerinde firewall özelliği var. İki sanal sunucu aynı subnetteyken eğer DIP800'ün firewall'larında işte iki sunucu arasındaki şu blok portlansın dediyseniz %100 blokluyordur. Normalde yanlış hatırlamıyorsam aynı subnette aynı VLAN'da iki makine arasında firewall erişimini kısıtlayan başka bir uygulama daha yok. Bunu Deep Security yapabiliyor. Application Control özelliği var. Bu da ajan yüklü makinelerde whitelistler, blacklistler oluşturup şu uygulamalar çalışsın, bu uygulamalar çalışamasın gibi kural setleri oluşturabiliyorsunuz. File Integrated Monitoring var. Bu da belli başlı Windows'un ya da işletim sisteminin önemli dosyalarını, klasörlerini izliyor. Ya da isterseniz siz custom update verebilirsiniz. Oradaki değişiklikleri takip ediyor. Tabii işletim sisteminin dosyaları önemli olduğu için burada bir değişiklik algıladığında, bir anomali tespit ettiğinde size uyarı çıkarıyor. File Integrated Monitoring özelliği. Log Inspection var. Bu da belli başlı uygulamalar ya da işletim sisteminin kritik yerlerinde security ve audit logları toplayıp bir anomali tespit ettiğinde yine size alert üreten bir modül. Bu IPS modülü, sanal yamalama dediğim, File Integrated Monitoring, Log Inspection. Bu üçünün de ortak noktası ürün üzerinde Scan for Recommendation var. İşletim sisteminin ihtiyacına göre, üzerindeki yüklü olan uygulamaya göre ya da işte iki tane sanal sunucu düşünün. İkisi de Windows Server 2009 ama birinin update'i birinden daha fazla. Update'i çok olan makineye 3 tane IPS kuralı atarken update'i olmayan makineye 5 tane atayıp her sunucunun ihtiyacına göre kuralları atıyor. Bu File Integrated Monitoring Log Inspection modülünde de öyle. Mesela bir sunucuda SQL varsa, diğerinde yoksa Log Inspection ya da File Integrated Monitoring'de atadığı kurallar daha farklı oluyor. Ve bunu otomatik yapabiliyor. Siz bunu günlük schedule edebiliyorsunuz. Her gün değişen ihtiyaca göre kural setleri kaldırıp ya da yenilerini ekleyebiliyor. Bu arada herhangi bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben yardımcı olurum. Hanifi Bey ses gelmiyor demiş ama sesim geliyor mu? Tekrar bir teyit alabilir miyim? Tamam, sesim geliyormuş. Anti-malware modülü var. Direkt ransomware, anti-malware koruması ya da herhangi bir trojan virüs koruması olarak düşünebilirsiniz. Bunu behavior analytics ve machine learning teknolojilerinden faydalanarak yapıyor. Aynı zamanda web reputation modülü var. Bu da tarayıcılara gitmek istediğim sitelerde bir zararlı ya da şüpheli varsa, bir saldırgan ya da malicious kod varsa onları tespit edip engelliyor. Temelde 6 özellikten oluşuyor modüller. Application Control, Log Inspection, File Integrated Monitoring, System Security modülü diye geçiyor. Firewall ve IPS Intrusion Prevention dediğimiz modülle Network Security diye geçiyor. Anti-malware ile Web Reputation ise Malware Prevention modülü diye geçiyor. 3 modül, yani 3 ana modülden oluşuyor. 7 özellik sunuyor bize. Öncelikle Deep Security ya da Web Security ya da Deep Security as a Service Cloud ürün. İlk geldiğinizde yapmanız gereken birkaç ayar var. Şu seçeneği işaretlemeniz gerekiyor.
Bu ürün güvenlikten dolayı uzaktan ajan kurulumuna izin vermiyor. Yani uzaktan kastım on-prem olarak kurduğunuzda herhangi bir işte sistemle entegre edeyim, domain bilgisi gireyim, uzaktan ajan yükleyeyim yok. Aynı şekilde cloud'da da böyle. Ya ajanları manuel dağıtacaksınız ya da grup polisiyle dağıtacaksınız. Dağıttıktan sonra da ajanları etkinleştirmek için Computer tabından gelen ajan yükle olanlara Activation diyeceksiniz. Peki ben bununla ulaşmayayım. Çok uzun ya böyle çok zamanım alır. Bunun bir kısa yolu yok mu? Şu şekilde deployment scripts var. Burada hangi türe yükleme yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Buradan herhangi bir security policy mesela Windows seçiyorum. Computer grubunuzu seçiyorsunuz. Reload hangisi olsun diyorsunuz. Save to file deyip bunu kaydediyorsunuz. Ben şimdi bunu kopyalayacağım. Bir tane test sonucunda yükleyeceğim. Bunu çalıştırmak istiyor musunuz? Yes diyorum. Deployment script'te şurada seçtiğimiz ayarlara göre policy'sini, relay grubunu, varsa işte proxy ayarlarının hepsini script'te seçtiğimiz ayarlara göre oluşturuyor. Kurulum yaparken ona göre kurulum yapılıyor. Şu an gördüğünüz gibi tren Eurodip script'i geldi. Kurulum çok hızlı zaten. Küçük bir dosya. Gittiğimizde tanımlandıktan sonra buraya gelmiş olacak. Tabii şu an Azure ortamından bir sunucu kuruyorum ben. Belki firewall ayarlarından kaynaklı bir kısıtlama vardır. Acaba henüz gelmedi. Canım geldi. Bir kısıtlama yokmuş. Burada yapmanız gereken birkaç ayardan biri şu otomatik activation'ı açmak. İkincisi içeriden bir makineyi relay yapmak. Bunu ajan yüklediğiniz herhangi bir makineye yapmanız. Bu relay ne işe yarar derseniz bu relay gruplar polisleri ve update paketlerini alıp diğer ajanlara dağıtan ajanlara hale dönüşüyorlar. Yine korumayı sağlıyor makinede. Sadece ek olarak dağıtım görevini de üstlenmiş oluyor. Relay grup yapalım şöyle. Farhang Bey'in bir sorusu olmuş. Evet Farhang Bey, bu ürün uç noktalara kurulacak. Tabii cloud olduğu için Amazon kullanan, Azure kullanan müşteriler varsa kaçıranlar için tekrar göstereyim şu kısmı. Ekstra Application Security, Network Security, Container Security, File Storage Security gibi ayarlar geliyor. Buralarda Work Log Security gibi çok fazla konfigürasyon yok. Genelde API'lerle ya da Amazon'dan yetkili bir hesap, atıyorum Azure'dan yetkili bir hesap bilerek bağlıyorsunuz. O size gerekli korumayı sağlıyor. İşte File Storage Security, Application Security'e girdiğinizde bağladığınızda aplikasyonunu seçip hangisini korumak istiyorsanız onu seçmenizi istiyor. Conformity özelliği
Azure'da sizin yönetici bir hesabınız var. Belli başlı konfigürasyonlar yapıyorsunuz. Bu konfigürasyonların ne kadar güvenli olup olmadığını ölçüp size işte şu ayarı şöyle yap, bu ayarı böyle yap deyip bir yönerge sunuyor. Böyle cloud ortamınız için all-in-one bir çözüm. Hasan Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Ses bende mi yok, ses gelmiyor demişsiniz ama. Yapmamız gereken birkaç ayardan bahsediyorduk. Relay'imizi atadık. Relay olmazsa ajanlar konuşamaz diğer yani konuşamaz derken burayla konuşurlar ama yeni çıkan paketleri security paketlerini alamazlar. O yüzden relay grup yapmamız gerekiyor. Bu zaten cloud'da olduğu için burası zaten hani update'lerini alıyor olacak. Zaten cloud bir çözüm. On-prem'de kesinlikle buraların yeşillik olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada en son çıkan ajan versiyonlarını görebiliyorsunuz. Amazon Linux, işte CentOS, Cloud Linux, Debian, Oracle Linux, Red Hat, SUSE, Ubuntu, Windows. Gördüğünüz gibi neredeyse yaygın olarak kullanılan tüm işletim sistemlerini destekliyor. Unix olsun, Windows olsun. Tabii cloud'da olduğu için tüm ajanları üzerinde tutuyor şu an. Tüm versiyonlarıyla beraber. On-prem olsaydı lokal kısmından agent versiyonundan gidip ajanı import edip lokal kısma siz alacaktınız. Burada ortamınızdaki işletim sistemlerine göre lokal altında ajanlarınızı toplamanız lazım ve güncel olduklarından emin olmanız lazım. Computer ajan upgrade'lerini ajanı yükledikten sonra computer sabından gidip yapabiliyorsunuz. Bunu da yaparken lokaldeki ajanınıza bakıyor. Hani diyelim ki AX12.00.1090 yüklediniz. Sonra 1026 çıktı. Bu 1026'yı lokale almanız lazım. Sonra computer sabına gittiğinde ajan upgrade et dediğinizde 1026'yı görüyor olacak. Next 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 deyip ajan upgrade ediyor olacaksınız. Burada schedule task'lar önemli. Burada genelde şöyle bir task oluşturuyoruz. Bunu günlük diyebilirsiniz, haftalık diyebilirsiniz. Burada scan computers for recommendations var. Bu az önce saydığım file, integrity monitoring, log inspection ve IPS için scan for recommendation yapıyor günlük. Bunda yapmasının sebebi dediğim gibi bugün IPS 15 kural atar, siz bir güncelleme geçersiniz. Yarın 13'e düşürür onu. Hani gereksiz kural atamasın diye, ihtiyacına göre atasın diye tamamıyla ihtiyaca yönelik kurallar atayıp gereksiz hiçbir kural atanmamasına yönelik bir schedule bu. Burada All Computers'a diyorum, seçiyorum. Grup seçebilirsiniz. Ya da herhangi bir şu policy için geçerli olsun diyebilirsiniz. Ya da herhangi bir computer seçebilirsiniz. Finish diyorum. Bununla yaptıktan sonra bir tane polis oluşturmanız lazım. Eğer üzerindeki bu hazır polisleri değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Bir tane polisi oluşturma örneğini de göstereyim ben. Bu polisiye bir izin veriyor, isim veriyoruz. Cloud One Webinar diyorum. Base polis hangisi olsun diyor. Base polis default seçeneği geliyor. Ana polisinin kurallarını almasın, none alsın. Kuralların hepsini ben atayacağım diyorum. Az önce saydığım modüllerin hepsi burada kapalı olarak geliyor. Bunlardan hangilerini kullanacaksak açıyoruz. Bu Activity Monitor yeni çıktı. Bizim Trendmicro'nun Vision One XDR platformuna eğer lisansımız varsa, entegrasyon varsa cihaz üzerindeki olayları aktarması için açmamız gereken bir özellik. Yani tek işe, tek yaptığı özellik bu. Polisleri açtık. Sonra ayarları yapılandırıyoruz. Bu Deep Security birazcık hani kullanıcıyı çok yormayıp sen aç, ben hallederim modunda çalışan bir ürün. Burada görmüş olduğunuz gibi real time scan ile burada no configuration var.
Real-time scan çalışsın ama hangi polisiden çalışmaları, yani çalışma mantığını alsın, kısıtlamaları alsın. Advanced Real-time scan configuration'ı seçiyorum. Onu da şurada Common Object'in altında liste gelelim, adına gelelim. Malware Scan Configuration'ın altında görebilirsiniz. Bu Malware Scan Configuration'ları yukarıda polisimizin içerisinde Anti-Malware modülünde kullanıyoruz. Bunda da ne gibi özellikler var derseniz tıklıyoruz. İşte tarama medyatları var. Behavior Monitoring açık olsun mu? Predictive Machine Learning açık olsun mu? İşte inclusion'lar. İşte exclusion varsa exclusion'lar. Burada işte gelişmiş yerler var. Sıkışmış dosyaları kaç megabayta kadar tara. İşte yazma ve okuma olayı ya da sadece okuma olayında tara ya da sadece yazma olayında tara gibi ayarları yapıp objeleri oluşturuyoruz. Burada bir sürü obje var. Bu objelerin hepsi yukarıda kullanılıyor. Mesela bu file listler, file extension listler aynı zamanda malware scan configuration'da kullanılabiliyor. IP listler, MAC listler, port listlerde firewall kurallarında kullanılıyor gibi. Böyle ortamınızda kullanmanız gereken, oluşturmanız gereken işte directory listleri, IP listleri, file extension listleri oluşturup exclude edilecekse malware scan configuration'da kullanabilirsiniz. Ya da firewall'da kuralları atadınız, spesifik bir uygulamanız var. Atıyorum 47.355 portunu kullanıyor. Onu gelip buradan ekleyip işte 47.355 portuna şu IP'den gelen isteklere izin ver diyebilirsiniz. Şimdilik ben hazır üzerine gelen template'i seçiyorum. Bunu bu şekilde seçtiğinizde real-time scan çalışmaya başlıyor demek. Manuel scan'ın çalışmasını istiyorsanız ona da gelip bir configuration seçmeniz lazım. Schedule scan çalışmasını istiyorsunuz ona da gelip schedule configuration seçmeniz gerekiyor. Seçmediğiniz takdirde çalışmayacak. Bunları seçip save diyorum. Şurada benden. Şunu seçmemi istiyor. Kaydedeyim. Web reputasyon ayarlarında işte derece seçiyorsunuz sadece. High mı olsun, medium mu olsun, low mu olsun. Exception kısmında izin verilen URL'ler, engellenen URL'ler yapabiliyorsunuz. Smart Protection tabından işte üzerinde bir zararlı yakalarsa bunun tehdit istihbaratını Trendmiro Smart Protection Network yani Trendmiro istihbarat merkezi ile paylaşayım mı demek. Her modülün en sağ kısmında genelde o modülle ilgili eventleri görebiliyorsunuz. Anti-malware event, web reputation event. Activity Monitor dediğim gibi XDR Vision One platformunun çalışması için bunu açmanız yeterli. Eğer Cloud One ya da Deep Security XDR ile bağladıysanız. Application Control Default'da her şeye izin verecek şekilde geliyor. Şimdilik bunu açmamıza gerek yok. Integrity Monitoring 10 geliyor. Şurada Recommendations tabı var. No geliyor. Bunu Yes yapıyoruz. Bu policy alacak ajanlar zaten açıklamada yazıyor. Ne zaman işte uygun olursa üzerinde tarama yapıp ilgili kuralları atayacağını belirtiyor. Tabii siz de manuel olarak atayabiliyorsunuz. Assign, nsign yaparak. Burada gördüğünüz gibi 167 bayağı bir kural var. Yani çok spesifik bir şey olmadıkça biz böyle manuel atamıyoruz. Scan for recommendation yapıp kendisinin atamasını istiyoruz. Ekstra ben bir pet izleyeceksem yani atıyorum benim bir uygulama sunucum var. E-diskinde bir klasörü var. Benim için çok önemli. O klasörde tabii integrated monitoring belki atamayacak. Çünkü genelde işletim sistemine ve çok bilinen uygulamalara göre atıyor. Manuel olarak siz integrated monitoring rules'a gelip new integrated monitoring rule oluşturup onun atamasını manuel olarak kural üzerinden ya da computer bazlı yapabilirsiniz.
Aynı şekilde log inspection'da da iyi istiyorum. Firewall kısmı makinelerin lokal firewall'u. Şimdilik bunu da açmayacağım. Port mode engellemesin diye. Detaylı olarak ayarları bir kere yapmanız gerekiyor. Ondan sonrasında açabilirsiniz. IPS bizim en önemli özelliklerimizden biri. Bu hani sanal yamalama da dediğimiz kısım. Burada detect messin, prevent messin kısım var. Genelde biz 1-2 hafta ilk kurulumlarda detect moda çekiyoruz. Çünkü kritik bir kesintiye sebep olmasın diye. False pozitif oluşacak bir durum var mı diye gözlemlemek için. Bunu detect moda çektikten sonra tabii engellemeye devam edebilir bazı durumlarda. Kesinlikle detect modda kalıp engelleme yapmaması için Settings'in altında, Advanced'in altında Network Engine modu var. Bunu tapa çekiyoruz. Şimdi ben bu şekilde kuralımı oluşturdum. Kaydettim. Kuralımın polisimin adı Cloud One Webinar. Computer'ıma gidiyorum. Actions tabından birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Upgrade Agent olsun, Scan for Recommendation olsun. Bunlardan biri de Assign Policy. Assign Policy deyip Windows değil de Cloud One Webinar ata diyorum. Normalde computerlar böyle alt alta sıralanıyor. Şu kırmızı üçgen olan o computer'ın relay olduğunu gösteriyor. Şöyle göze tıklayıp hangileri açık hangileri kapatıp görebilirsiniz. Tabi üzerinde az önce Windows kural vardı. O mesela 48 tane kuralı tanış IPS için. Ama off kapalı moddaymış. Şimdi biz yeni bir polisi yolladık. Onu aldıktan sonra otomatikman yavaş yavaş açmaya başlayacak modülleri. Da zaten yüklemeyi bitirmiş. Ek bir bilgi paylaşayım. Cloud'da nasıl bilmiyorum ama on-prem'de Anti-Malware Web Reputation'ı 3 yani full lisans da var. Ayrı olarak 3 lisans da var. İsterseniz sadece Anti-Malware Web Reputation alabiliyorsunuz. İsterseniz sadece Application Control, Integrity Monitoring, Log Inspection alabiliyorsunuz. İsterseniz Firewall, IPS alabiliyorsunuz. Ya da işte Application Control, Integrity Monitoring, Log Inspection bir paket onu alayım. Firewall, IPS bir paket bunu alayım diyebiliyorsunuz. Tek tek bunları alamıyorsunuz. Anti-Malware Web Reputation dediğim gibi bir paket. System Security. Yok. Anti-Malware Security diye geçiyordu sanırsam. Application Control, Integrity Monitoring, Log Inspection bir paket. Bu System Security diye geçiyor. Firewall, Anti-Intrusion Prevention'da Network Security diye geçiyor. Şu an tabii ilk kurulum falan olduğu için security update'lerini falan yolluyor. Event kısmında işte sistem eventleri, Anti-Malware eventleri, hangi modülle ilgili eventleri görmek istiyorsunuz soldan seçip görebiliyorsunuz. Alertler kısmında alertler oluşmaya başlayacak modüller açıldıktan sonra. Tabii action kısmında şu an henüz bir şey yok. Şöyle computers kısmında default'ta computers olarak geliyor folder. Siz buradan gördüğünüz gibi Amazon account'unuzu, Azure account'unuzu, işte Google Cloud Platform account'larınızı ekleyerek ya da VMware vCenter'ınız dışarı çıksa ekleyerek oradaki tüm sanal makinelerinizi buraya çekiyorsunuz. Hepsi burada listeleniyor ama ajan yükleyemiyorsunuz tabii. Sonra ajan gidip yüklediğinizde status kısımları değişiyor. Scriptle eklerseniz otomatikman etkinleşiyor. Böylelikle
hangi makineleri ajanlayıp hangilerini yüklemediğinizi takip edebilirsiniz. Trace Smart Folder deyip akıllı klasörler oluşturabiliyorsunuz. Bunlarda da işte host name'e göre, folder name'e göre, işletim sistemine göre, computer tipine göre, policy'sine göre dinamik folder'lar oluşturuyorsunuz. Buradaki vermiş olduğunuz kriterlere göre makineleri otomatik açtığınız folder'ın altına atıyor. Mesela Windows Server 2019 deyip işletim sistemine Windows Server 2019 yazarsam işletim sistemi Windows Server 2019 olanları bu folder'ın altına atacak. Ya da Amazon'a özel işte Secure Group ID gibi, tag gibi özel kullanabileceğiniz properties'ler getirmiş. Aynı şekilde Azure, Google içinde, vCenter içinde. Bu belli bir sayıda makine çoğaldığınızda size yönetimi kolaylaştırır. Yönetimi işte makineleri birbirinden ayırt etmeniz için. Yani işletim sistemine göre ayırabilirsiniz. Lokasyonlar farklıysa IP bloklarına göre ayırabilirsiniz. Şu an bakın sen polis saksatul bir dakika önce yollamış. Benim açmış olduğum şeyleri açtı. Açmadıklarımı açmadı. Bunları da açtı. Yavaş yavaş bunlara da kural atamasını yapacak. Şu an şeyi atamış. IPS'i. Tabii ben IPS'i şu an monitor modda aldım. Hani bir event olduğunda loglayacak ama izin verecek, engellemeyecek. Bunu detect değil de prevent'e çekip şuradaki advanced ayarı inline'e çekersem engellemeye başlayacaktır. Bu arada gördüğünüz gibi az önce polis ekranındaki ekranın neredeyse birebir aynısı. Computers'a gelip üzerine girdim de sadece şu an bu makine üzerinde olduğum için bu makineye özel ayarlar. Yani 50 tane makineye yukarıdan kural basıp sonra bir tanesinin içerisine girip bu ayarları tekrar değiştirebiliyorum. Ona özel yapabiliyorum. Deep Security yapmanız gereken ayarlar kabaca bunlar. Trendpicon'un sunucu mimarisinin farklı olduğunu düşünerek özel olarak geliştirdiği bir ürün. Dediğim gibi rakip firmalarda bir benzerini yok bu ürünün. Yani üzerinde birçok modül var gördüğünüz gibi. En önemli modüllerden biri de Intrusion Prevention modülü. Varsa ben soruları alayım. Soruları cevaplandırayım. Chat kısmından sorularınızı yazabilirsiniz bana. Sanırım soru yok. Ya bu ürün enterprise kurumsal büyük firmalar için, genelde bankalar, leasing şirketleri, o tarz firmalar ya da tüm mimarisini cloud'a taşımış müşteriler de kullanabilir. Mete Bey, evet doğru. Daha kapsamlı bir ürün ama şu an elimde Azure, Amazon gibi platformlardan bir hesap olmadığı için şuraları gösteremedim. Sadece WebGlass Security'yi göstermiş oldum. Çünkü burası daha böyle teknik kapsamlı ayarların yapıldığı bir yer. Şu Application Security, Network Security diğer bölümler daha çok hesaba entegre ederek ve birkaç ayar açarak koruma yaptığı kısımlar. Yine buralarda gelişmiş kapsamlı kısımlar. Şöyle ben hani hesap ekleyemesem de birkaç göstermiş olayım arayüzünü. Mesela Integration diyor. Burada Add Integration diyorsunuz. Uygulama seçtiriyor size. Bunu yaparken de ya API isteyecek ya da Amazon'dan ya da Azure'dan yetkili bir hesap isteyecek. Sonra mesela Network Security'ye gelelim. Mesela burada Start Wizard diyor. Buradan işte Cloud Account'ını ekle diyor. Deploy Protection yap diyor. Protection'da yaparken şurada filtreler, IPS filtreleri,
Tabii bunu Scan for Recommendation yapıp otomatik atayacak. Sadece bende hesap olmadığı için gösteremiyorum şu anda. Diğer anlattığım kısma göre daha basit genelde. Hesap ekle, API ekle dediğim gibi. İşte kuralları oluştur, ata. Genelde kuralları dediğim gibi Scan for Recommendation özelliği olduğu için ihtiyaca göre atıyor. File Storage Security'de Cloud Storage koruması. İşte burada nasıl entegre edileceğini ya da nasıl çalışıyorsa mantığını anlatıyor. Burada Amazon için bu. Amazon'dan yetkili bir hesap lazım. Container Security. Bizim Docker olsun, işte konteynerlarımızı ekleyip koruma sağladığımız kısım. Burada direkt işte polis seçiyoruz. Polis oluşturup polis atıyoruz. Bu işte konteyner taraması için bir tane scanner oluşturuyoruz. Scanner'a polisi atıyoruz. Bizim oluşturduğumuz scanner atadığımız polisiye göre sizin konteynerınızı tarıyor. Burada da işte Azure ya da Amazon için hesap ekliyorsunuz. Az önce webinarın başında söylediğim gibi yapmış olduğunuz konfigürasyonu nasıl daha sıkılaştırabilirsiniz? Konfigürasyonla ilgili neler yapılabilir? Size bunun bir raporunu sunuyor. Şimdi Farhat Bey bir soru sormuş. Cloud One diğer ürünlere karşı cloud uygulamaların koruma özelliğidir değil mi? Evet. Yani cloud uygulamaların uçtan uça korumasını sağlamak hedeflenmiştir. Tabii hani bu şöyle, cloud'da diyelim ki Azure'da tüm sunucularınız. Hani ortamınız Azure'da, lokal bir kaynağınız yok. Sunucuların da güvenliği sizin çok kritik. Ya da Azure hesabınızı sıkılaştırmak istiyorsunuz. Bu ürünü alıyorsunuz. A'dan Z'ye tüm modülleriyle entegre edip ve Workload Security'den de Deep Security'yi devreye alıp hem işletim sistemi bazlı koruma yapmış oluyorsunuz, hem Azure'daki o sizin işte konteyneriniz olabilir ya da Azure üzerindeki hesabınızın konfigürasyonları olur, bunları denetlemiş oluyorsunuz. Mete Bey'in bir sorusu var. Genel anlamda bulut üzerindeki kaynakları koruma amaçlı gibi görünüyor. Deep Security lokal kaynakları da koruyor. Evet, bu ürünle beraber hani tamam, ben Deep Security'yi lokale kurmak istemiyorum. Benim hani içeride benim kaynağım yok. Database'im yok. Atıyorum lisansım yok. Bu ürünü cloud olup sadece Workload Security kısmıyla Deep Security'nin birebir aynısını yapmış oluyorsunuz. Bununla da lokal kaynakları yükleyip, lokal kaynaklardan bir tane relay seçip, az önce ben bir tane oluşturmuştum. Tekrar göstereyim. Bu relay sadece bu cloud platformuna erişmesi yeterli. Relay üzerine tüm her şeyi alıyor, içeriye dağıtıyor. Diyelim içeride 100 makine var. 99'u internete çıkmasın. Bir tanesi çıksın benim için yeterli. Bu içeriğiyle dışarıyı haberleştirecek olan ajan. On-prem'de de aynı şekilde. Bu sefer içeride bir ajan işte tüm her şeyi dağıtıyor. Bu cloud olunca da cloud'daki işte politikaları sen dağıt demiş oluyoruz. Yani lokal kaynakları da bununla koruyabilirsiniz. Cloud kaynakları da koruyabilirsiniz. Tabii çıkış amacı eskiden Deep Security as a Service vardı tek bir ürün olarak. Bunu bu şekilde bundle birleştirdiler bu modüllerle. Bu şey yani tamamıyla tüm kaynakları Azure Amazon'da olan orayı sık kullanan kişiler için ya da DevOps takımları genelde Amazon ve gibi cloud ortamları çok kullanıyor. Hani lokal kaynaklar ayrı ama orası da kritik. Hani çok büyük firmalar, e-ticari siteleri gelen trafiği ve yükü karşılayabilmek için maliyeti de uygun olsun amaçlı bu şekilde yapabiliyorlar. Tabii cloud'da olması %100 güvenli olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden güvenliği sıkılaştırmak için bu ürün kullanılabilir. Deep Security'yi on-prem'e kuramayıp ama kullanmak isteyen kişiler de kullanabilir. Workload Security kısmını. Böyle uçtan uça bir çözüm sunan bir ürün.
Başka sorular varsa alabilirim şu an soruda. Mete Bey, bu arada sorunuzu cevaplamış olabildim mi? Kafanıza takılan bir kısım kaldı mı? Evet, rica ederim. Benim için bir zevkti. Varsa diğer soruları da alabilirim. Şu an başka soru görmüyorum. Sanırım başka soru yok. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Webinarların kayıtları 3 gün içerisinde yüklenmiş oluyor. Sonra ben onu YouTube kanalımıza yükleyeceğim. İlk iki webinarım bu arada YouTube'a yüklendi. Çok fazla soranlar vardı. Orada biraz yoğunluktan dolayı gecikme yaşandı. Ben o iki videonun linklerini paylaşacağım. Chat kısmından yazacağım. Sinan mikro ile ilgili her türlü soru, işte talep, POC, demo olsun, teknik sorular olsun, satışla ilgili sorular olsun. Bize ulaşmak için software.security@arena.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Benim kendi mail adresim omer.aydin@arena.com.tr. Buradan da ulaşabilirsiniz. Herkese katıldığı için tekrar teşekkür ediyorum. Webinarı sonlandırıyorum. Herhangi bir soru ya da bir talep olursa vermiş olduğum mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.